Yaz. Neredeyim ben? Gözlerinle gördüm baba oğlu. Babası için yanaştı sana. Onun için sevdiğini söyledi. Gitmem lazım benim. İyi olacaksın sevgilim. Hadi yat dinlen. Hadi. Ben hep yanındayım. Bugünler geçecek. Her şey düzelecek. Ben seni asla bırakmayacağım. Asla. Doktor bey. Buyurun. Nişanlımın durumu nasıl? Tetkikleri yapıldı. Buyurun odamla konuşalım. Hastamız da dinlensin. Eylül. 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 Eylül dur. Dur bak beni dinle. Dokunma bana. Eylül. Bak beni dinlemen gerekiyor. Çok korktum. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Niye yaptın bunu? Niye bir iç uğruna canına kıymaya kalktın? Doğru. Bir iç uğruna evet. Ama yanlışın var. Ben intihar etmeye kalkışmadım. Zehirlendim o kadar. Sen benim umurumda bile değilsin. Eylül. Bak benim hiçbir suçum günahım yok. Ben her şeyi yeni öğrendim. Yaşar amcaya bunları yapan. Benim babamın olduğunu yeni öğrendim. O Koray denen adam. Anlattığı hiçbir şey doğru değil. Yalancı adi herifin teki o. Onun anlattığı her şey... Yeter! Babamın da Koray'ın da adını ağzına alma. Ne bu? Bu da babanla birlikte yaptığınız oyunlardan biri herhalde. Onun için bana yaklaşıyorsun değil mi? Sakın. Sakın benim aileme yaklaşma. Gül. Sana her şeyi doğrusunu anlatana kadar... Gitmene izin veremem. Seni seviyorum. Ve yaşadığımız her şey gerçekti. Bırak. Ben sana bir kere inandım. Bir daha inanmam. Eylül. Yürü. Yardım edin, bu adam beni rahatsız ediyor. Güvenlik yok mu? Eylül ne diyorsun? Bıraksana kız kardeşim. Ne oluyor burada? Ha, bildiğin gibi değil. Bırakır mısın? Eylül. Güvenlik. Güvenlik. Ya bu kız benim kız arkadaşım. Benim bir şey yaptığım yok. Ya çekilir misin önümden? Ya bıraksana beni. Eylül. Ya gitmesine izin verme. İyileş beni daha. Eylül. Ya bıraksana ya. Bırak diyorum sana. Neredesin be Hediye? Neredesin? Aç şu telefonu. Sibel Hanım, iyi günler. İyi günler. İyi günler de. Nereden böyle? Maşallah site dışında her yerdesiniz yani. Çalışmadan bedavada yaşıyorsunuz burada. Üstüne bir de para alıyorsunuz. Ekmek elden su gölden. Oh, hiç utanma da yok. Sibel Hanım, bir kusurumuzu mu gördünüz? Bir yanlış mı yaptık biz? Bir de soruyor musun Nura?
Şu sitenin haline bak. Çöpler toplanmamış, bahçeye bakılmamış. Siz ne işe yarıyorsunuz? Sibel Hanım, biz işimizi bir gün bile aksatmadık. İsterseniz sitenin yöneticisine sorabilirsiniz. Haram para da gözümüz yok bizim. Aman öf, hep aynı acındırmalar. Şu gariban ayaklarını yatıp kim bilir ne işler çeviriyorsunuz. O kız kardeşin de, kız kardeşinin kızı da hepiniz aynısınız. Çekil! Şu para gelseydi küçük bir iş kurardım dedim. Bu insanların nazını da azarını da çekmezdik. Ama kısmet değilmiş Nurhan. Üzme sen kendini Yaşar'ım. Ben bu Sibel'in laflarına alıştım da. Öyle haram lokma yiyormuşuz gibi konuşunca da insanın içine oturuyor ama. Neyse, Allah büyük. Bizim de yüzümüze gülecek. Eylül'ü aşağı anlatacaksın. Sen de zaretten nasıl çıktın oğlum? Ben de şimdi avukatlara emir verecektim. Baba, sen bana söz verdin. Her şeyi Eylül'ü anlatırım dedin. Eylül beni dinlemiyor. O Koray'ın oyununa geliyor. O herif Eylül'ün gözünde beni bitirmeye çalışıyor. Onun tek derdi bu. Şimdi her şeyi bir bir anlatacaksın. Eylül'e gerçekleri söyleyeceksin. Seni dinlemeyen beni hiç dinlemez oğlum. Baba, sen gerçekleri anlatacaksın. Ona her şeyi söyleyeceksin. Yoksa bir daha beni asla göremezsin. Hemen Eylül'ü arıyorsun ve buraya çağırıyorsun. Hemen. Düştük. Gururum, onurum kalmadı. Ondan alacağım ben bu parayı. Ama hapse gireceği gün, bize yaptıklarının bedelini ödediği gün, mahkemede hesaplaşacağız onunla. Alçak, rezil herif! Tazminattan fazlasını koydum buraya. Gerisini de kızının oğlumla geçirdiği zamanlara sayın. Evet. Eylül. Ben Adnan Çartıl. Ne var, ne istiyorsun? Seninle konuşmak istiyorum. Buluşalım. Anlatacaklarım var. Tamam. Geleceğim. Benim de seninle konuşacaklarım var. Eylül birazdan gelir. Yalnız biz konuşurken sen burada durma. Öyle mi? Niye baba? Yine oyun mu oynayacaksın? Ayıp ediyorsun oğlum. Ben seni kaybetmeyi göze alacak kadar gaddar bir adam değilim. Sen burada olursan Eylül beni senin zorladığını düşünür. Dediklerime inanmaz. Hem seni görünce beklemeden çeker gider. Dinlemez bile. Peki. Öyle olsun. Ama bak. Eğer Eylül'ü bir daha üzersen. Efendim. Ha, geldi mi? Alın içeri. Eylül mü? Ben çıkıyorum o zaman. Şu hale bak.
sefer bu kızın dersini vereceğim. Bir daha yüzünü göremeyeceksin Yağız onun. Evet. Sizi dinliyorum. Evet. Sizi dinliyorum. Söyleyin ne söyleyecekseniz. Küçük hanım, sen beni tanıyamadın mı hala? Ben ne zaman konuşmak istersem o zaman konuşurum. Ben sizi tanıyorum Adnan Bey. Babama, babam gibi birçok masum insana yaptığınız kötülüklerden tanıyorum. Ben sizin gibi zalimlerin yarattığı dünyada büyüdüm. Babamın sakat kolundan, bir anda bütün emeğini yok edişinizden, çöpe atışınızdan tanıyorum. İşsiz kaldığında bir kuru ekmeğe muhtaç olduğumuz günlerden biliyorum ben sizi. Annemin sofradan yemek az diye karnı doymadan ben doydum deyip kalktığı günlerden biliyorum ben sizi. Babamın nasır tutan ellerinden biliyorum. Yıllardır çileden alnında çizgiler oturan annemden tanıyorum ben sizi. Siz merak etmeyin. Ben sizi çok iyi tanıyorum Adnan Bey. Yeter. Yeter. Hem kendini hem beni üzme. Geç şöyle oturalım. Otursana kızım, ayakta kaldın. Gerek yok. İyi böyle. Bak kızım, aramızda bazı tatsızlıklar oldu. Ben böyle olsun istemezdim. Sen çok değerli bir kızsın. Baban da öyle. Yaralanmasını ister miydim hiç? Bilsem onu işten attılar. Siz böyle zorluk çektiniz. Yapar mıyım hiç? Benim de kalbim var. Evladım, ailem var. Bizim suçumuz değil böyle olması. Babamız zamanında çalışmış, biz de çalışmışız, zengin olmuşuz. Suç mu? Ya, yanlışınız var Adnan Bey. Siz değil, biz çalışırız. Siz kazanırsınız. Biz üretiriz, siz satarsınız. Biz kendi yaptığımız pastaya öyle uzaktan bakarız. Siz hem onu yersiniz, hem de artığını önümüze koyarsınız. Ama artık yeter. Babama teklif ettiğiniz parayı istiyorum. Hı? Hemen. Evet. Verecek misin parayı? Vallahi şaştım kaldım. Hani siz oğlumla büyük aşk yaşıyordunuz. Hani baban davasında haklıydı. Beni hapse attırmak istiyordu. Ne oldu? Parayı verecek misin, vermeyecek misin? Sonra senin de oğlunun da yüzünü bile görmek istemiyorum. Madem istiyorsun, vereceğim parayı. Yazık. Oğlumu gerçekten sevdin. Üzüldün sandım. Yazık. Bir daha görüşmezsiniz değil mi onunla? Merak etme. Sen parayı ver. Yeter. Thank you.
Al bakalım. Güle güle harcayın. Yine ne yaptın baba? Bir şey demedim oğlum. Kız para gözün biriymiş meğerse. Geldi benden para istedi. Verirsem seninle bir daha görüşmeyeceğini söyledi. Ah be oğlum. Demiştim sana. Çeki aldı gitti bak. Yalan söyleme. Eylül bu hayatta bunu yapacak en son insan. Onun parayla pulla işi olmaz. Keşke yalan söylesem. Bak hala oyun oynuyorsun. Neyse. Siz konuşmadan önce içeri ses kaydı koymuştum. Şimdi duyacağım gerçekleri. Sen parayı ver. Yeter. Hemen. Olmaz. Eylül bunları söylemez. Bana güvenmeyip kayıt koydun ha? Buna da inanmıyorsan o kızın gerçek yüzünü görmek için botanik parkına git. Ne? Ne parkı? Bir ara telefonu çaldı. Dışarı çıktı. Bir oğlanla konuştu. Ben de dinledim. Aşkım maşkım dedi. Bu parkta 5'te sevgilisiyle buluşacak. Yalan. Baba, yalan söylüyorsun. Ne? Baba bana yalan söyleme. Boşuna çırpınmadın bu kızdan ayrıl diye. Bunlar böyledir oğlum. Paradan çok bir şeyi sevmezler. Yağız. Yağız nereye oğlum? Koray, müsait değilim. Sonra konuşuruz. Eylül, acil buluşup konuşmamız lazım. Dedim ya, müsait değilim. Sonra konuşuruz. Ya bırak beni, Adnan Bey'i görmem lazım. Randevusuz giremezsiniz. Adnan Bey! İçeridesin biliyorum, çık karşıma. Gene mi sen? Ne işin var burada? Aldığın para yetmedi mi? Daha mı istiyorsun? Ben senin gibi olmayacağım. Ben beyazım. Sen kara. Karanlığında boğul. Canım, saçmalama. Hem Eylül böyle bir şey asla yapmaz ki. Alo. Ya ben seni unuttum tamamen. Eylül, acil buluşmamız lazım. Çok önemli bir şey diyeceğim sana. Hayati bir mesele ya. Tamam.
Tamam, 5'te orada olurum. Tamam, geliyor. Maşallah. Pek de yakışıklı oldun. Hadi benim yakışıklı oğlum, göreyim seni. Şu yazla Eylül'ün işini bitir de kız sana kalsın. Hadi bana eyvallah. Yağız'la Eylül aşkının sulara gömüldüğü gün. Büyük gün. Hoş geldin Eylül. Çok önemli bir şey var dedin, geldim. Davayla ilgili bir şey mi oldu? Sana da merhaba. Merhaba. Geç otur şöyle. Öyle konuşalım. İçim kaldırmıyor Eylül sana bu yapılanları. Gel dedin, geldim işte. Söyle ne söyleyeceksen, Sade'de gel. Ne etrafa bakıyorsun sen? Biraz heyecanlıyım da o yüzden. Eylül, ben seni seviyorum. Artık daha fazla tutamayacağım içimde. Sensiz yaşayamıyorum ben. Çok aşığım sana. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum.